Hep bu neden biliyor musun? Ekonomiden. Caydırıcı cezalar yetersiz. Bu işsiz kalanlar aç kaldıkça ne yapacak? Sağa sola saldırmaya başlayacaklar. Kayseri'de son zamanlarda artış gösteren asayiş olaylarını halkımıza sorduk. Ve bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak onlardan cevaplarını istedik. Bakalım onlar bize ne söylemişler. Geçim sıkıntısı, geçim. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçim sıkıntısı. Millet ne yapacağını şaşırdı, kafayı yiyor. Bir zeytinin kilosu 60 lira olmuş. Düşünebiliyor musun? Peynir 80 lira olmuş. Bir yağ 200 lira. Adamın para yok, pul yok. Ne örtün adam? Dua etsinler de millet birbirini öldürmüyor. Tamam işte bundan oluyor. Adamın parası yok, pulu yok. Gidiyor işte ne yapıyor? Sağdan soldan bakkalı çakkalı açıyor. Oradan alıyor evine götürüyor. Cinayet evine geliyor. Hanımı ekmek istiyor, yağ istiyor, sabun istiyor. Hiçbir şey yok. Adam ne örtün? Mecburen bataklığa sürükleniyor. Yani bu da hükümetten. Bunun önlemenin için tek yolu ne biliyor musun? İndirim. Zam verecek, indirim yapacak. Bugün bir tüp 13 lira. Bir mazot 22 lira. Anladın mı? Eğer bu ekonomi durum düzelsin bunların hiçbiri olmaz. Hiçbiri olmaz. Hep bu neden biliyor musun? Ekonomiden. Şimdi örnek vereyim. Ben 2,5 milyon lira alıyorum. Öbürü 10 milyon alıyor. O ağalar paçalar gibi yaşıyor. 2,5 milyon alan da perişan oluyor. Yoldan giderken belki kuru ekmeği alıp evine götürüyor. Ya bence şehrin zihniyetiyle alakalı olan bir problem bu. İnsanlar şiddetle çözüm aradığı zaman sonuç böyle sıkıntıları doğurur. Ama iletişimle bir şekilde halledebilirlerse mevzuyu başka bir boyuta uzanır. Ya buralarda da biraz böyle yürüdüğü için ya bizim ülkede, bizim ülkemizin şehirlerinde böyle yürüdüğü için de bir süre daha böyle devam eder. Ya biraz da insanların eğitim seviyesiyle de alakalı bir durum. Yani insanlar kendini eğitip iletişimi, kardeşliği, sevgiyi bulabilirse bir şekilde yürür. Şu anda caydırıcı cezaların ne kadar gündemde olduğunu bilmiyorum ama fakat kırsal kesimlerde özellikle maalesef bu tür olayların çok oluşuyor. Bunun sebebi yani şeyse sadece emniyet yetersizliği. İnsanların güvensizliği, emniyet yetersizliği. Ne gibi önlemler alınabilir bunun yaşamaması için? Yani kanuni işlem önlemleri alınabilir. Başka bir türlü ne olabilir ki? Başka türlü bir işlem olamaz maalesef. Hırsızların da önüne geçilmiyor. Yani caydırıcı cezalar yetersiz. Artı bir de yani devletten kaynaklanan bir şey. Çünkü hırsızlık olay adam bir kapıdan geliyor bir kapıdan çıkıyor. Yani öyle bir ceza yok ki. Zaten pandemiden dolayı bütün hırsızlar hep dışarıda. O yüzden yani hırsızlık olanı yüksek. Fuhuş zaten aldı başını gidiyor. Randevuları sen haddini aşmış Kayseri'de. Kayseri Müslüman ülke diye geçiyor. Yani Müslüman şehir diye geçiyor ama aşırı derecede fuhuş var. Yani bunun önüne geçinebilmek için ya önünü alamaz çünkü yokluk var. Şimdi her şey pahalaştı. Yani teşvik var. Ne yapıyor ya adam evin kapısını çalıyor ya demir kapıyı. Ne yapabilirsin ki? Yani arabanın aküsü. Yani aşırı derecede talep var diyeyim yani. Hırsızlığa olsun her şey olsun talep var. Kimse yani şimdiki nesiller çalışmıyor hiç kimsenin şeyi yok. Yani kolay para kazanma şeyinde. Gidip de fabrikada çalışmıyor. 4250'ye çalışır mı? Çalışmaz. Ne yapıyor? Gidiyor. Yani tabii arkadaş çevresi de çok önemli bu konuda. Ne yapıyor? Arkadaşı çalıyor. O da çalıyor. O da anne baba zaten zavallılar düşmüşler bu hastalacısına. Yani aşırı de yani yokluk ya. Polislerimiz gereğini yapıyorlar. Çalışıyorlar. Ama işte ona rağmen bu tür olaylar illaki her ülkede var. Avrupa'da da var, ülkemizde de var, olacak da. Yani ne gibi önlemler alınabilir? Aslında ben şu an Kayseri'mizde alınan önlemleri yeterli buluyorum açıkçası. Gerek güvenlik kameraları olsun, gerek diğer güvenlik elemanları olsun gayet yerinde buluyorum ama başka ne alınabilir?
Hiçbir fikrim yok. Birincisi pahalılık. İkincisi bu işsiz kalanlar. Aç kaldıkça ne yapacak? Sağa sola saldırmaya başlayacaklar. Yani bu önüne geçilmez artık. Bu böyle gidecek yani. Sizce hiç alınabilecek bir önlem yok mu artık? Abi o zaman kişi başına bir tane polis koyması lazım devlet. Başka ne yapabilir ki yani? Şu anda polislerimizi seviyoruz ama işlerini tam yaptığına inanmıyorum ben. Kimseye müdahale edemiyorsun ki. Çünkü telefon açtığımız zaman bak telefon açtığımız zaman olay yerine gelmeleri bile uzun sürüyor artık. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani şimdi bak ne diyorum onları tenzih ediyorum ama olmuyor yani. Bu eski zamana doğru bakarsanız polis dedin hepimiz esas duruşa geçiyorduk. Şimdi polis sıradan bir insan gibi oldu ya. Polisin yetkisini tekrar verecek devlet. Eski yetkisini tekrar verecek. O zaman herkes kendine çeki düzen verir. Yani içeri giren de geri çıkıyorsa tutmuyorlar ki içeride. Yani 2 gün sonra geri çıkıyor. Polisten askerden yetkiyi aldı. Şimdi polis bir şey yapamıyor ya. Bir şey söyleyemem ki onlara cinayet minayet. Adamın bir karakterine alakası var. İki de maddi sıkıntıyla alakası var. Peki efendim sizce nasıl önüne geçebiliriz böyle şeylerin? İşte ekonomini diyeceğiz. Onlar hiç öyle herkeste yaşanan bir şey ya. Huyu, ahlakı, karakteri eğer bozulsa adamı ne yaparsan yap fayda vermez. Ahlak, birinci ahlak. Yok her yoksul hırsızlık mı yapıyor? Her yoksul bilmem ne yapıyor. Yani istenmeyen bir şey yapmıyor yani. Niye? Yok adam. Katlanıyor, direniyor, tahammül ediyor.